tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Portekiz'deki garson maaşları ve nasıl çalışılır, buraya nasıl gelinir onun hakkında konuşacağız. Şu anda yanımda Özkan var. Özkan hoş geldin hoş öncelikle. Hoş bulduk. Çok sağ ol bu videoyu çekmek için, gönüllü olduğun için de. Özkan'la birlikte arkadaşlar Portekiz'deki hayatı konuşacağız. Portekiz'de ne iş yapıyor, şartlar nasıl, buraya nasıl geldi onlar hakkında bilgiler edineceğiz. Öncelikle Özkan seni bir tanıyalım. İsmim Özkan. İstanbul'da doğup büyüdüm. Aslında 26 yaşındayım. Şu anda 2 senedir Barcelona'da yaşıyorum. 2 senedir Portekiz'desin. Evet, 2 senedir Portekiz. Peki Portekiz fikri nereden çıktı? Şimdi abi Portekiz fikri nasıl çıktı? Erasmus yaptım 2020 yılında. Korona başlamadan önce oraya gittim. Tabii bizim zamanımızda korona başlamıştı. Erasmus'u nerede yaptın? Slovenya'da yaptım. Orada işte birisiyle tanıştım. O da Portekiz'i. Şu anda aynı şekilde kız arkadaşı olarak devam eden. Orada bir ilişkiniz evet. Başladı yani Erasmus'ta. Ama işte koronadan dolayı işte ülkesine geri döndü falan evet. Ama geri geldi. Ondan sonra biz Erasmus hayatı bitince de biz ülkelerimize geri döndük. Tabii buraya nasıl gelebiliriz diye düşünürken de böyle bir şey bulduk. Ülkenize geri döndüğünüzde hala birlikteydiniz tabii, yani ilişkiniz evet. Devam ediyordu. Daha sonra Portekiz'e gelme fikri evet. Çıktı. Buraya gelme bir yolunu bulmaya çalıştık. Evet. Ondan sonra ben de araştırırken işte bu vize türlerini nasıl gidebilirim, işte gönüllülük olsun, işte çalışma şartları olsun, çalışma vizesi nasıl olur diye bunları araştırmaya evet. Başladım. Yani bayağı bir zamanımı harcadım bunun için diyebilirim yani. Hatta o arada da YouTube'da gezinirken de Sedat abiyi gördüm orada. Onunla videoları sağ olsun çok yardımcı oldu bana fikir açısından. İşte bu manifestation interest'ten veya evet. Çalışma vizesi en kolay veren ülke olarak da ki bir kısmı doğru ama bir kısmı da tabii ki bir sabırlı olmanız gerekiyor. Gerçekten evet. Doğru anlattıkları samimi şekilde. Ama sabır bu işin anahtarı diyebiliriz. Aynen yani onu tekrar bir dipnot geçelim. Portekiz gerçekten evrak konularında çok kolay arkadaşlar. Evet. Ama tek sıkıntısı ve bu hatta bazıları için en büyük sıkıntı olabilir. Çok uzun süre bekleme. Yani bu korona öncesi daha aslında daha kısa süren işlemler vardı. Evet. Benim o bir tane video çekmiştim Avrupa'da en kolay çalışma izni veren ülke diye. O video sanırım tam korona zamanlarındaydı. O zamanlar çok uzun sürmüyordu. Ama şimdi Özkan'dan da dinleyeceğiz. Bu bekleme süreleri, oturum kartı gelme süresi arkadaşlar çok aşırı uzun sürelere çıkmış bu vaziyette. O yüzden Özkan'dan da yine tecrübelerini dinleyeceğiz. Tabii. Peki gelmeden önce işte o araştırmaları yaptın. Evet. Kız arkadaşınla konuştunuz. Konuştuk. Ondan sonra işte nasıl gelebiliriz falan diye aklımızda fikir oluştururken o da Algarve'da çalışıyordu. Belki ben de Algarve'ye gidebilirim diyerekten onun patronuyla görüşmeleri falan. Ondan sonra aklımıza Barcelona'da biri aklımıza geldi. Sonra o da oraya gitti, konuştu falan vesaire benim eski patronumla beraber. Evet. Ondan sonra ben vize türlerini araştırırken de onlarca vize türleri başladı abi. Yani kız arkadaşın sana yardımcı oldu. İş ayarlamada yardımcı oldu. Aynen, tabii bir tanıdık vasıtasıyla. Çünkü kontrat gerekiyordu. Promise of contract. Yani sana vize türlerinde onun altında yazıyor. Evet. Promise of contract veya gerçek contract olarak. Sana promise of contract demek buraya geldiği zaman işte onun sözünü veriyor. Evet. Yapacağına dair hükümete, devlete. Aynı şekilde. Zaten ben E8 vizesiyle geldim ama tabii vizemde D tipi yazıyor. Onlar iki ayrı oluyor işte cartı cürtü ama E8'de diyelim bazı şeyler var. Mesela diyelim kafede çalışıyorsan veya hostelde çalışıyorsan, endüstri fabrikalarında çalışıyorsan, tarlada çalışıyorsan mevsimlik çalışma yani bunlar uzun dönemli çalışma. İşte seasonal worker diye geçiyor vize türü de. Ve bu kolay belirlenen vize türlerinden bir tanesi. Evet. Biz de en kolay şekilde olan vize türünü seçtik tabii ki. Çünkü kafede çalışan belliydi zaten. O yüzden de patrondan rica ettik. İşte davet mektubudur. Promise of contract. İşte evet. Kendi bilgilerine dahil. Ben de kendi tarafından olan belgeleri şey yaptım. Sonra konsolosluğa mesaj attım. Konsolosluk zaten sağ olsunlar onlar 1-2 ay sonrasında randevu verdikleri için. Yani başvuru süreciyle buraya gelmen arasında kaç ay sürdü? 1-2,5 ay sanırım. 2,5 ay. Yani mail attıktan sonra Portekiz'e adım atman 2,5 ay sürdü. Evet aynı şey. Vize evet. Çünkü temporary olduğu için de 1 ayda bunun sonuçlanması gerekiyor. Evet. Eğer ama işte uzun süre veya high qualification olarak geliyorsan bunun illa bir analiz oluyor tabii ki. Çünkü residence card olarak geçiyor onlar. Vize türlerine göre bu süre daha da değişebiliyor arkadaşlar. Tabii ki.
Sen de o şekilde geldin. Evet. Portekiz'e adımını attın. Evet. İlk olarak direkt çalışmaya başladın mı? Ben 5 Aralık'ta geldim. 13 Aralık'ta işe başladım ben. Yani bir hafta bekledikten sonra işe başladın. Peki ilk işin nasıldı? Benim bildiğim kadarıyla burası ikinci işin. Evet, burası ikinci işim benim. Benim ilk işim yine aynı şekilde buraya yakın bir yerde. Orada evet. Kafe olarak çalışıyordum. İşte çalışma saatleri olsun. 11 ay boyunca orada çalıştım. İşte çalışma saatleri, maaş konusu. Tabii ki bir zaman sonra gerdi beni diyebilirim. Evet. Çünkü buradaki bazı konular farklı olabiliyor. Aynı bizim Türkiye'deki gibi çalışma saatleri, çalışma mesaileri. Tabii ki restoranda çalışıyorsanız veya kafede çalışıyorsanız tabii ki diğer yerleri bilemiyorum. Ama benim kız arkadaşım da bir fabrikada çalışıyor ve mühendis olaraktan onun da mesaiye kaldığını biliyorum yani. Evet. Peki şimdiki iş yerindeki şartlar nasıl? Şu an eski çalıştığım yerde, yani normalde Avrupa'da ya veya Portekiz'de fark etmez, 2 gün izin olmanız gerekiyor. Evet. 8 saat çalışmanız gerekiyor, haftada 40 saat yapar, işte minimum asgari ücret alırsınız. Ama eski çalıştığım yerde maalesef haftada 1 gün izin, işte maaş ücreti falan biraz düşük. Ama 11 ay orada kalmak zorundaydım çünkü. Oradaki maaşın neydi? Benim cebime giren 690'dı. 690 euro maaş alıyordun. 2021 yılında asgari ücret atmadan 2021 yılında. Evet. Peki kaç saat çalışıyordun? 10 saat çalışıyordum günde. Günde 10 saat, tek gün izin. Tek gün izin, aynen. Gerçekten şartlar bayağı... Shift her zaman değişiyordu arkadaşlar. Evet. Yarın ne olacağı belli değildi. Aynen, o çalışma biçimi gerçekten de insanı hayattan bezdiriyor evet, biraz. Evet. Yarın ne yapacağını bilmemek, aynen, plan yapamamak çok zor arkadaşlar. O yüzden işini değiştirdin. Evet, işimi değiştirdim. Şimdiki bu yeni kafede ne yapıyorsun? Şu an bu kafede, burası daha bir modern bir yer. Ve patronu biraz daha genç. Aynı şekilde yeniliğe açık birisi. Çünkü Portekiz'de bazı kişiler yeniliğe açık olamayabiliyorlar yani, evet, maalesef ki. Ama buradaki patronumuz sağ olsun çok yenilikçi, genç bir girişimci arkadaşımız. Burada çalışma saatlerim 8 saat, 2 gün izin. Ve yıllık izniniz var arkadaşlar. Eski çalışım yerde yıllık iznini bile vermiyordum. Yani buradaki çalışma şartların, şu anda haftada 2 gün izin yapıyorsun. Evet. Ve günde 8 saat çalışıyorsun. Evet. Saat kaçtan kaça kadar? Saat 2, biz burada krep yaptığımız için, pankekler, işte tatlı türler olduğu için de evet, biz 2'de açıyoruz. Yani normalde 2'de açıyoruz, 11'e kadar devam ediyor. 2'den 11'e kadar bir evet, saat yemek arası mı? Yok, hiç yemek arası yok. Sadece 3.30'da iki kişi var burada. Biri 2'de giriyor, daha fazla para kazanıyor. Evet. 3.30'da giren var, 8 saat çalışıyor işte. Ha, anladım. Yani 2'de giren daha fazla para anladım, kazanıyor. Anladım. Bir de her sene yıllık izin oluyor, 22 evet, gün 22 gün izin oluyor. Evet, gayet güzel. Bu arada şey nasıl peki? 14 maaş mı, 12 maaş mı? 14 maaş. 14 maaş. Onu da belirtelim arkadaşlar. Portekiz'de 12 değil, 14 ay maaş alıyorsunuz. Bu iki maaş nasıl oluyor? Bir tanesi yaz aylarında avans olarak alıyorsunuz. Yani iki maaş almış oluyorsunuz. Bir tanesi de Aralık ayında yılbaşı, Noel için evet, ayrı bir avans alıyorsunuz. Yine tek maaş. Öyle olunca 14 maaş oluyor. Mesela şu anda asgari ücret Portekiz'de 2022 yılında 705 euro. Evet. Ama o 705 euroyu 14 ile çarpıp 12'ye bölerseniz 822 euro asgari ücret var Portekiz'de şu anda. Tabii ki bazı kurumlar bu 14 maaş yerine 12 maaşa bölüyorlar. Aylık olarak o sizin 2 avansınızı bölüyorlar. Yine öyle de alabiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Veya bazıları işte Ağustos ayında, Temmuz ayında veya Aralık ayında bütün maaşı ek olarak veriyorlar. Bu tabii ki sizin kontratınıza bağlı aynı zamanda. Peki Özkan, 2 sene oldu geldin. Vize, oturum işlemleri hakkında konuşalım. Oturum kartını hala almadım bildiğim kadarıyla. Yok, hayır, bekliyorum hala. Kabul olmasın. Peki ilk geldiğin zaman başvurmuş muydun? Nasıl yapmıştın? Yok, çünkü o olayı bilmiyordum çok olaraktan. Yani nasıl? Çünkü ben vizeyle gelmiştim. Ben vize olaraktan başvururum diye düşünüyordum. Ama araştırdığım şekilde çıkmadı tabii ki. Manifestation interest yapmak zorundaydım her türlü. Evet. Yani benim vizem bir şeye yaramıyordu. Eğer işte çalışma vizesiyle gelmişim, hiç fark eden bir şey yok. Tabii bazı arkadaşlar hak qualification veya işte residence card olarak geldikleri zaman SEF direkt olarak da randevu verip buraya geliyorlar. Ama benim sizin olduğu için de illaki manifestation interest yapmam gerekiyordu. O yüzden de Aralık'ta bütün her şeyimi yaptılar. Kontratımı, işte NIF numaramı kendim aldım zaten. NIS numaramı, işte SGK numarasını da şirket alıyor size. O belgeler aldıktan sonra işte manifestation interest girdiğiniz zaman o sizin olarak artık burada legalsiniz yani. Bir yasal olaraktan evet, oturum başlatmış oluyorsunuz ve bunun bir süresi var. İşte kabul olması için. Yani kabul olacak illaki ama evet. Peki o süre şu anda hala kabul olmadı. Yok, şu anda ben Mart ayın
geçen sene Mart ayında yapmıştım. İşte aradan bir 18 ay geçti sanırım. Yani 18 ay önce manifesto adresi yaptım. Verdin. Evet. Ve hala bir haber yok. Evet, aynen bir haber yok. Bir hala bir gerçekten Portekiz'in bu yavaşlığı, bu evrak işlerindeki, bu bürokrasideki yavaşlığı insanları bezdiriyor arkadaşlar. Ki bazı insanlar benim bildiklerim hani o kadar bekleyemem diyor. Adam veya 2 sene beklemiş, belki az kalmış ama o kadar bezmiş ki ülkesine, Türkiye'ye dönen arkadaşlar var benim bildiğim. O yüzden buraya gelmeden önce bu uzun süreleri arkadaşlar göze alıp gelmenize fayda var. Evet, sadece Portekiz değil, diğer ülkelere de geçemiyorsunuz yani. Evet, yani maalesef öyle. Yani. Peki az kaldı diyelim. Evet, randevuna da. Umarım. Ne işte kadar mı? Yani kabul olmasına daha sanırım şu an geçen senenin 2020 yılının pardon Ekim ayını kontrol ediyorlarmış. O zaman kabul oluyormuş. Yani benim daha 5 ayım var diyelim kabul olmasına kafadan. O yüzden büyük ihtimal Aralık'ta kabul olacak. Onun bir randevu süreci var. Bilmiyorum randevu süreci nasıl olacak. Senin sanırım bir 7-8 ay içerisinde 8 oturum içinde kartın gelmiş olur. Evet. Yani bu da ne yapıyor? 2 sene 8 ay. Aynen. Evet. 32 ay arkadaşlar. Çok uzun bir süre. 2,5 sene. Evet. Gerçekten sabır diliyorum Özkan. Çoğu gitmiş, azı kalmış. Biraz daha sabret, inşallah her şey güzel olur. Yani ülkeye geri dönebilirsiniz ama buraya geri gelemezsiniz. İlla yine bir Ankara'ya gidip başvuru yapmanız gerekiyor. Evet. Ki o da zaten bir bayağı uzun sürüyor ya, hiç gerek yok. Peki Portekiz'e geldiğine memnun musun? Portekiz'deki gördüğün, Türkiye ile karşılaştırınca avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Şimdi ya tabii ilk zamanlar herkes bir zorluk çekiyor. Adapte olma süreci var tabii. Kültürel farklılıklar yok değil, tabii ki var. Çünkü burada bir sistem belli yani. Sabah bunlar farklı yemekler, biz farklı yemek yeriz. Akşam bunların saatleri bellidir, akşam yemeği. Öğlen yemeği de aynı şekildedir, saatleri hep bellidir. Burada yani arkadaşlar öğlen yemeği saatinde kimseye tek bir iş daha yaptıramazsınız. Evet, yaptıramazsınız. Benim de ilk geldiğim zamanlar en çok dikkatim şeylerden bir tanesi buydu. Yani öğlen yemeği saati sanki böyle dini bir vazife gibi. Evet. Böyle kutsal bir şey gibi arkadaşlar. Öğle yemeği saati. Yani hiç kimseye hiçbir şey yaptıramazsınız. Evet. Ve çok uyuşuk insanlar zaten. Öğle saati geldiği zaman da hayat bitiyor. Evet, kesinlikle. Benim mesela bir örnek vereyim arkadaşlar. Bulunduğum binanın, sitenin altında bir tane market var, küçük market. Adam 12'de kapatıyor. 2'ye 3'e kadar gidiyor öğle yemeği saati. Sonra tekrar geliyor, açıyor. Evet. 2-3 saat öğle yemeğine vakit ayırıyor adam ve bizde hani marketler 24 saat açık yerler var. Hani insanlar daha çok nasıl kazanırım, daha çok nasıl işte açık tutarım mekanımı diye düşünürken buradaki insanlar hani para da yok ama parayı da çok da takmıyorlar. Kesinlikle. Bir yandan. Evet. Değil mi? Hani adam gidip öğle yemeğine gidip bir şarap içmesi, bir yemeğini yemesi belki de daha tatlı geliyor tabii ki. Yani veya bir kişiyi de koymaya çalışacak. Hani ilginç bir kafa yapıları var arkadaşlar. Tabii saygı duymak lazım. O yüzden mesela burası 7'den, yani akşam 7'den saat 9.30'a kadar boştur abi. 7'den 9.30'a kadar. Yani aynı zamanda sonrası, akşam yemeği için evet. Yani mesela burası şu an bomboş diyelim ama bir anda gelirler, 5 dakikada tatlarını yerler ve giderler. Herkes böyle anlaşmış gibi arkadaşlar. Evet, 12-2 arası kimse yok. Saat 7-9 arası kimse yok. Sonra bir anda hepsi dışarı çıkıyor. Kesinlikle. Tabii ki bu küçük yerler için. Mesela biz Barcelona'dayız. Barcelona gerçek Portekiz diyebiliriz. Evet. Hani bu Porto'da veya Lisbon'da büyük şehirlerde böyle değil. Tabii oralarda çok fazla turist var ve çok fazla hareket olduğu için mekanlar genelde hep açık oluyor. Eğer klasik Portekiz restoranındaysa yine büyük şehirlerde de o klasik Portekiz restoranları yine dediğimiz gibi mesela 11'de açıyor, 3'te kapatıyor. Sonra akşam yemeğinde tekrar açıyor falan. Evet Özkan, o zaman çok teşekkürler tekrar bu videoya katkılarından dolayı. Soruları olanlar varsa yorumlarda belirtebilirler. Videoyu kapatmadan önce insanlara bir şeyler söyleyelim Portekiz hakkında. Ne demek istersin? Yani Portekiz'e geliyorsanız buraya gelmek isteyenler için. Yani tabii ki gelin ama illa yani ilk başta dediğim gibi bir sabır gerçekten anahtar yani burada. Sabırlı olursanız yani güçlü karaktere sahipseniz hiçbir şey, yani başaramayacağınız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani. Biz herkesi bekliyoruz. Umarım herkesin yolu açık olur. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Yani Portekiz'in çünkü yeniliklere gerçekten ihtiyacı var. Hele ki Türk arkadaşları. Evet. Burada yatırım yapmak isteyen arkadaşlar ihtiyacı var yani. Evet. Yani mühendislere, doktorlara. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar Portekiz'e diyelim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayalım. Yorum yapalım, abone olalım. Herkese iyi günler diliyoruz. Ciao.